Efendim Ramazan ayımız mübarek olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar olsun efendim. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'na bol bol soru geliyor. Hala da öğrenemiyor bazı arkadaşlar. Aynı sorular. Ben 20 yıl önce de aynı soruları duyar idim. Kimsenin çünkü okumaya şuna buna ihtiyacı yok. Herkes kulaktan dolma bilgilerle bir şeyleri öğrenebildiği için yazık. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ilginç sorulara ilginç daha doğrusu net bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Mesela yemek yaparken tatmak orucu bozar mı? Haydi bakalım. Buyurun bakalım. Yemek yapıyorsunuz ya iftara. Yemeği yaparken tatmak sizce orucu bozar? Tabii ki bozar. Eşiniz aksi ve huysuz bir insansa onunla geçim için yemeğin ucundan tadına bakmak gerçekten bozmuyor. Pişen yemeği tatmak orucu bozmuyor. İğne ise tedavi amacıyla yapılırsa orucu etkilemediği kabul ediliyor. Diyanet yine Ramazan'la ilgili soruları yanıtladı. Bozmaz mı? Bozmaz. Bozar ben diyorum. Bozar. 11 ayın sultanının gelmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na oruç ile ilgili merak edilen soruları yöneltenler arttı. Yanıtı ezber bozan sorulardan biri de yemek yaparken onun tadına bakmak orucu bozar mıydı? Diyanet İşleri Başkanlığı hayır dedi. Özellikle de kocası geçimsiz olan kadınlar için orucu bozmaz diye yanıt verdi. Kocan çok titizse abi az bir şey bakayım geri tüküreceksin. Yutmayacaksın. Allah Allah. İyiymiş, güzelmiş yani. Sizce mantıklı mı? Kocanız olmadığı için problem yok bence. Huysuz mu eşiniz? 54 senelik eşim. Yok, huysuz değil. Hacı. Vurdum duymaz galiba. Oho, o öyledir. Kocası gelse bu yemekleri tuzlu olmuş, bir kavga çıksa, hır çıksa için cinayet bile çıkar yani. Bazı kocalar sinirli oluyor. Erkekler bakamaz mı? Onlar bakamaz. Yemeği biz pişiriyoruz, biz bakarız. Diyanete en çok sorulan sorulardan biri iğne yaptırmayla ilgiliydi. Yanıtıysa iki farklı şekilde geldi. Eğer tedavi amacıyla iğne yaptırıyorsanız bu orucu bozmayan bir hal. Ancak gıda takviyesi ya da vitamin için iğne yaptırıyorsanız işte o zaman oruç bozulur. Bozmaz. Hayır, bozmaz. Bozar. Vitamin iğneleri bozuyor orucu. Tütün mamullerini kullanmak orucu bozan hallerin neredeyse başında geliyor. Peki nikotin bandı takmak? İşte Diyanet'e bu soruldu. Sorunun yanıtı hayır. Orucu bozmaz oldu. Oruca girmiyorsa bozmaz. Bunların dışında endoskopi ve kolonoskopi de orucu bozmayan tedavi işlemlerinden. Ancak içeri su verilirse oruç bozuluyor. Ben onu ne biliyorum? Aşkomi neymiş? Sadece kamera gidiyorsa bozmuyor. Evet. Yalnız eşin huysuzsa ve akşam o yemeği yiyince sana kızacaksa yemeği tadabilirsin. Eşi huysuz olanlar tadabilir. Huysuzdan yani gerçekten kasıt o sorularla acaba? Karşılaşanların da yani Diyanet'te çalışanların da bu sorular karşısında tabii ki cevap veriyorlar. Sabırlı ve güzel bir şekilde anlaşılır bir dilde ama nelerle karşılaşıyorlar kim bilir düşünsene. Ebru bu sorular bitmeyecek. Bitmeyecek evet. Yani o yüzden bazı programlar bol bol hani çünkü kulaktan dolma işte ay öyle oluyormuş yok böyle oluyormuş yani bozar mı bozmaz mı? Şey soracağımız kurum belli. Değil gelecek mi? Cevap belli. Girersin işte internete oradan söylenir. Telefonla ararsın alo fetva hattı vesaire. Tabii. Oralardan öğrenirsin ama hala o yapılır sorar mı? Açı bozar mı? Bu yapılır bozar mı? Allah aşkına yani biraz artık duyduklarımıza inanalım ya. En azından makul ve doğru bir yerden geliyor bu cevaplar. Evet. Ama yok ben sana söyleyeyim 25 yıl sonra astral seyahate de çıksak bu sorular gelecektir. Cevaplar aranacaktır. Evet, orucu ne bozar? Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar Ramazanımızda mübarek olsun bir kez astral daha. Astral seyahat orucu bozar mı diye bir soru da gelebilir mesela buna. Niye olmasın? Takiben.